Merhaba arkadaşlar, bugün yeni mikrofonum geldi. Boya Emir ile beraberiz. Arkadaşlar mikrofon yarım saat önce kargoda elime ulaştı. Ben de YouTube'daki videoları tekrar kendi videolarımı izledim ve sesinin biraz kötü olduğunu fark ettim. Çok araştırdım, çok soruşturdum ve Boya M1'i almaya karar verdim. Özellikle bu dönemde sadece YouTube için değil, EBA'dan canlı sanatı öğretmenler için, canlı derse katılan öğrenciler için faydalı bir mikrofon. Gelin beraber şimdi kutuyu açalım. Evet arkadaşlar, kutu gördüğünüz gibi elimizde. Şimdi kutuyu açıyorum. Şurada bir tırnağı var. Evet, şöyle açtık. Evet, kutunun içinde bir adet şöyle suni deri bir kılıfı çıkıyor. Ürün kutunun içinde gördüğünüz gibi, kılıfın içinde. Üstünde boya damgası var. Gerçekten kılıf koymaları çok güzel bir şey. Her türlü her yere götürebilirsiniz kılıf ile beraber. Kutusunun içinden. Evet, kutuyla işimiz kalmadı. Kutuya atalım. Kutunun içinden şöyle bir kullanma kılavuzu. Gördüğünüz gibi resimli olarak hepsi anlatılmış. Bunu da kenara koyuyoruz. Şöyle bir garanti kartı. Evet arkadaşlar. Ürünümüz şu an bu şekilde. Ürünü şimdi kılıfından çıkaralım. Böyle bayağı bir şey var herhalde. Evet. Kılıfı şu şekilde. Ürünümüzün 6 metre kablo boyu var. 6 metre uzunluğunda kablosu var. Evet, şöyle bir şey çıktı. Evet, kalite sertifikası arkadaşlar. 6 metre kablo boyuna sahip ürünümüz. Bu arada şöyle ufak bir küçük adaptörü var ürünümüzün. Ürünümüzün bu adaptörü DSLR kamera ve akıllı telefonları şöyle ufak bir düğmeyle geçiş yapmayı sağlıyor. Şurada boya logosu var. Bu arada arkadaşlar bu adaptörümüz metal. Gayet dayanıklı, kaliteli bir şeye benziyor. Şöyle çevirerek açıyoruz burasını. Şurada ufak bir pil yuvası var. Pili de çıkacak kutudan. Evet, poşetin içinde de ufak bir pilimiz var. LR44 pilimiz. Bunu oraya takacağız. Artı eski tarafına dikkat ederek. Artı tarafı şu tarafa gelecek. Evet arkadaşlar, pilimizi taktık. Kapağımızı geri kapatıyoruz şu şekilde. Evet, şöyle bir kabloyu korumaya yarayan, kablo tutmamıza yarayan ufak bir cırt bantı var şurada. Arkadaşlar. Şöyle ürünümüzün mikrofonu şu şekilde. Nemini alması için bir kimyasal var. Açalım bu kutuyu da. Şöyle mikrofonumuzun süngeri çıktı bu kutudan. Bir adet süngerini yerleştiriyoruz. Şöyle büyük 5 veya 8 milim dönüştürücü, jack dönüştürücü var herhalde. Ufak bir şeyde de klipsimiz var, ufak poşette de klipsimizi koymuşlar. Klipsimizi ürünün boğazına şu şekilde takıyoruz. Evet. Metal bir klips bu arada. Kaliteli bir şey. Yani diğer mikrofonlardaki gibi kırılan eden şeyde benzemiyor. Çünkü daha önce başıma geldi. Evet, mikrofon şu şekilde. Şimdi arkadaşlar Boya M1'in sesinden, Boya M1'den sesimi duyacaksınız az sonra. Bir an mikrofonumuzu takıyorum kameramıza. Arkadaşlar şu anda sesimi Boya M1'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Boya M1 ile sesiniz bu şekilde gelecek. Evet arkadaşlar, ürünü bir de deri kılıfının içinde görelim. Şu şekilde kablolarını toplayalım. Şurada ufak bir teli vardı. Telini bağladıktan sonra ürününü suni deri. Tekrar altını çiziyorum. Suni, gerçek deri değil. Fakat kaliteli bir şey. Yani ağzını falan bağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir yağmurda şeydir. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bu şekilde ürünü geri koyuyoruz kılıfın içine. Şöyle iki adet ipi var. İpini asıldığımız anda kablo poşetin ağzı düğümleniyor. Şu şekilde istediğiniz yere ürünü götürüp kolaylıkla açıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu ürün Boya M1'i inceledik. Gerçekten kaliteli fiyat performans ürünü. Ürünün satın alma linkini de aşağıya eklerim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.